köylü kadınlar köy yaşam merkezlerinde sosyalleşiyor. Kırklareli'nde köy yaşam merkezine dönüştürülen eski okul binalarında açılan kurslara katılan köylü kadınlar bir yandan öğrenirken diğer yandan da sosyalleşerek günün stresini atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan köy yaşam merkezi projesi kapsamında Kırklareli'nde 5 köyde yaşam merkezi kuruldu. Kırklareli, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğince köy yaşam merkezlerinde bilgisayar kullanımı, takı tasarım, dikiş, nakış, ağaç budama, tabi aromatik, bitki yetiştiriciliği gibi çeşitli kurslar açıldı. Çoluk çocuk derken bu zamana geldik. Tabii çocuklar büyüdükçe sen sosyalleşmek istiyorsun ama burası küçük bir belde. Bir şeyler olsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Çalışma ortamına katılamıyorsun. Ben de belediyemize daha benden öncesi dikiş kursu varmış, kapanmış. Dedim illa bir dikiş kursu olsa olmaz mı fikirlerde bulundum. Sağ olsun böyle bir dikiş kursumuz açıldı beldemize. Çok katılım da oldu yani. Burada kendimizi dikiş kursundan ziyade terapi merkezi diyeyim yani. Dikiş kursu demek istemiyorum aslında. Hani biz gelirken yolda bile sanki dikişe değil de kendimizi rahatlatmak açısından geliyoruz gibi. Ben öyle hissediyorum. Diğer arkadaşlarım bilmiyorum. Yani kadınları biliyorsunuz ev ortamından sıkılıyorlar bazen de. Hep yemek olmuyor. Yani burası bize iyi geliyor. Burada öyle düşünüyorum. Burada kendimizi herkes kendi isteğine göre bir şeyler dikmeye çalışıyor. Her türlü model dikebiliyoruz. Öğrendik Allah'a şükür. Hocalarımız da sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Mutluyuz yani burada dikmekle herkes mutlu olmuyor galiba, sevmeyen de oluyor. Bazı arkadaşlarıma teklif ediyorum, ben sevmiyorum diyorlar mesela. Ama biz çok severek geliyoruz, hatta burada kalmayı bile düşünüyoruz geceleri. Şakalaşıyoruz öyle. Bu da kadınlara yönelik herkese tavsiye ediyorum. Ama her işin bir sevgisi olmalı. Hani sevgiyle, her şey sevgiyle yapılırsa güzel olur. Biz de bunu sevgiyle dikiyoruz. Sevgiyle yapılan her şey yeşerir. Çiçek bile bakarsan büyür. Bu da öyle bir meslek olarak da görebilirler. Herkese tavsiye ediyorum. Tabii tavsiye sevgiyle oluyor tabii. Tavsiye ederken sevmesi lazım. Severek gelmesi lazım. Bize iyi geliyor. Yani burada arkadaş ortamı var. Birbirine muhabbet ediyorsun. Artık bu muhabbetler de kalktı biliyorsanız. Bu telefonlar insanları birbirinden kopardı. Buraya gelince kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben çok rahatlamış olarak eve dönüyorum. Stresli bir şekilde şu an geldim mesela. Buraya kapıdan girdiğimde sanki ne bileyim uzaya çıkmışım. Çok farklı bir ortama gelmiş hissediyorum kendimi. Efendim o. Ben bu köye 5 sene önce geldim. Burada çok mutluyum. Okula böyle bir şey tasarlandığını duydum. Duyunca çok hoşuma gitti ve buraya geldim. Çok memnunum, çok seviyorum. Ayşe hocamızı çok seviyorum. Çok güzel şeyler ürettik burada. Elimizden gel. Bunları toruna, çoluk çocuğumuza, komşularımıza, akrabalarımıza dağıtacağız, vereceğiz bir şey olarak, hediye olarak. Çok hoşumuza gitti burası. Bizim çok memnunuz burası. Burayı açtıkları için Allah razı olsun.
Normal zamanlarda burada olmasaydı evdeydik. Evden dışarı pazara işte Kırklareli'ne gidiyorduk alışveriş yaptığımız zaman. Diğer zaman hep evde oturuyoruz. Başka bir iş yaptığımız yok. Evin ev işlerimiz yapıyoruz. Başka da bir iş yaptığımız olmadığı için o yüzden burada kendimizi geliştirdik. Daha bilgilendik. Hani 65 yaş üstünde olduğumuz 65 yaşımızda 81 yaşımızda Bera ablamız var. Hani bu işi yapabiliyorsak ne mutlu bize. Vallahi vaktimizin vakit nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz. Sabah 9'da geliyoruz buraya. 2,5 saat, saat 2,5'da gidiyoruz. 2,5 saat nasıl geçiyor bu zaman bilemiyoruz. Çok memnunum, çok hoşuma gidiyor. Yani ben çok memnun kaldım burada. Çok güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Peki.